Yaşımı çok merak ediyorum Bülent abi. Yok, Turalya mı? Turalya mı? Ya senin imaj değişti, ben onu anlamadım. Ne açıdan? Geçen kasket var kafada, hafif saç tarzı bir pipo tamam. Eksikti. Ya onu şimdi... aldım aramızda falan dedi. Yani sen İstanbul'dan geldin de böyle değildir. Ya normalde ya. İstanbul'da futbolcular havalı olur. Ankara'ya gelince normale geçerler. Sen İstanbul'dan geldin normalde Ankara'ya geldin havan değişti. Ankara gücü sayesinde. Biz de imaj değişikliğine gittik mecbur. Büyük bir cami. 12 maçlık bir seri. Çok şükür. 11 galibiyet. Evet. İlk yarı liderlik garanti. Ve geçen seneki performansı neredeyse 2'ye katlamış bir adam var. Evet. Röportajda da izlemişsindir. Hoca da bahsetti bu konuda. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Yani tabii ki performans başlı başına yükselen bir şey değil abi. Burada beraber çalıştığın hocaların, sezon başında kendi yaptığın hazırlık, daha sonra beraber bütünleştiğin takım arkadaşların senin kişisel performansını da yükseltmeye birer nedendir, unsurdur. Hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun, çok güzel bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Zaten sezon başında ben kendimde özel olarak iyi hazırlanıp geldim. Farklı bir lige çıktık. İlk defa oynayacağımız bir lige çıktık. Özel hazırlandık. Sezon başında hocamızla da çok iyi geçirdik. Ve daha sonrasında takım halinde de çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğimiz için bu da benim kişisel olarak performansıma yansıdı. Ama tabii şu mevcut durumda baktığınızda takımda herkes kendi potansiyelinin %80'iyle 90'ıyla oynayabilecek kapasiteye sahip. Bu da başarıyı getiriyor. 12 maçlık seriyi getiriyor. İnşallah bu 12 maçlık seri daha fazla olur. Yani ben istatistiklere baktığımda genelde 20-21 galibiyet alan takımlar bu ligi şampiyon bitirmiş. Biz bunun fazlasını alabilecek güce ve potansiyele sahip bir ekibiz. Devamını umarım ilerleyen haftalarda getiririz. Güzel bir kamp sürecinden sonra. Şimdi önümüzde 5-6 gün sonra bir Adana Demir maçı var. O Adana Demir maçını da en iyi şekilde puan ya da puanlarla tamamlayıp devre arasını çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Sonrasında devamında umarım güzel bir ikinci yarıya başlangıç yapar ve devamında sezon sonu şampiyonluğu gösteririz. Şimdi İsmail Kartal'ın isimliyle çok güzel bir takım var. Oradan da futbolculara bireysel olarak baktığımızda görüyoruz. Ama bir İsmail Kartal'ın sanki bir sırrı var. İsmail Hoca karakterli, aynı zamanda futbolcusuyla yeri geldiği zaman baba oğul, yeri geldiği zaman abi kardeş gibi beraber olan, kulağını çınlattık kendisi de geliyor bir isim. Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi antrenman yapıyoruz. Bu da başarıyı getiriyor. Aslında ben geçen sene de böyleydim. Hoca yeni beni fark etti diyor. Yani şeyde değil, performansımda bir artış veren yok diyor. Halen söylediklerimizi yaptı. İyi çalışıyor. Çok iyi bir profesyonel. Kendisinde bizimle beraber söylediklerimizi yaptığı için büyük bir gelişim var. Bu gelişimle beraber bu seviyenin oyuncusu oldu. Hatta bu seviyenin bir tık üstüne bile çıkabilir. Onun için de hak ettiği için bu takımda forma giyiyor, oynuyor. Böyle devam ettiği sürece de oynamaya devam edecek. Hocam, biz sizinle yaptığımız röportajdan sonra taraftarlar, biz İsmail Kartal'ı çok yanlış tanımışız. Çok güzel bir adammış, çok güzel teknik direktörmüş. Her şeyle ilgilenen, kulübün her şeyle ilgilenen bir insanmış dediler. Ben çok güzel bir etkileşim aldım. Siz fark ettiniz mi? Her geçen gün size sevgi artıyor. Yani bu başarının haricinde, takımın liderliğinin falan haricinde size olan sevgi artıyor. Çok teşekkür ediyorum. Onların sevgilerine layık olabildiğim için çok teşekkür ediyorum. Biz de böylesine bir tarihi bir kulübü başarılı olması için, taraftarları mutlu edebilmemiz için gece gündüz çalışıyoruz ki onların sevgisini kazanabilmemiz için daha yolun yarısındayız. İnşallah bize gerekli destekler gelir. Onları daha fazla mutlu ederiz. Biz de onları sevgilerini kazanırız. İyi akşamlar diliyorum. Biz de büyük bir keyifle maç izliyoruz sayınız hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.